Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Türkiye'nin Orta Doğu'da yaptığı jeopolitik hamlelerin ABD'yi tedirgin ettiğini belirtti. Erandaç, Türkiye'nin Irak ile imzaladığı askeri anlaşmaların bölgedeki dengeyi değiştirdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gelişmeler karşısında uykusuz kaldığını ifade eden Erandaç, Türkiye'nin güçlenmeye devam edeceğini vurguladı. İşte Bülent Erandaç'ın yazısı. 15 Ağustos 2024 günü Türkiye için bir başkaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devlet aklı, Orta Doğu'ya çökmeye başlayan derin Amerika'nın uykularını kaçıran, oyunlarını bozan iki jeopolitik hamle yaptı. Bunlardan birincisi 15 Ağustos'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden özgür Filistin için dünyaya önemli mesajlar verdi. İkincisi ise 15 Ağustos'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da Irak Dışişleri ve Savunma Bakanları ile derin Amerika'nın nefesini keser jeopolitik kararlar aldı. Türkiye'nin Irak hamlesinin önemli şifreleri bulunuyor. Ankara'da alınan kararların derinliği var. Türkiye, Irak işbirliği yeni bir dönemi açarken Orta Doğu satrancında Türkiye çok önemli bir hamle yapmış oldu. Erdoğan'ın jeopolitik satranç hamlesi sonucu ortaya çıkan tablo ise şu şekilde. Türkiye ile Irak arasında askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kuracak. Bu merkez sadece terörizme değil, insan kaçakçılığı, narkotik gibi sığın ötesi organize suç örgütleriyle de ortak mücadeleye odaklanacaklar. İkinci merkez ise Musul yakınlarında yer alan ve 2015'ten bu yana Türk askerlerinin kontrolünde olan Başika Üssü'nde kurulacak. Bu anlaşmayla Başika Üssü'nde Türkiye-Irak Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak. Bu üssün kontrolü Irak Silahlı Kuvvetleri'ne devredilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kurulacak merkezlerle ilgili konuşurken tüm bu merkezler iki ülkenin başta PKK olmak üzere terörle mücadelesinde ortak çalışmasına imkan sağlayacak dedi. Türkiye ile Irak anlaşması son dönemde güçlendirdikleri güvenlik işbirliğinin bir aşama daha ileri yaklaşması daha da ileriye götürülmeyle noktalanmış oldu. Erdoğan yönetiminde çok başarılı mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dikkati çeken açıklamalar yaptı. Anlaşma tarihi önemlidir dedi. Bu anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Terörle mücadele konusunda Irak'la geliştirilen anlayış birliği sahada somut adımlarla ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Irak'a yaptığı ziyaret sırasında 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştı. Taraflar kurdukları ortak daimi komiteler aracılığıyla önemli aşamaya taşıdılar. Irak'ta derin Amerika'ya uşaklık yapan Bafel Talebani isimli birisi var. Bafel Talebani, derin ABD'ye uşaklık eden karanlık adam, casus ABD'li McCork'la birlikte Irak'ın Süleymaniye bölgesi ile Suriye'nin işgal edilen Deyzor bölgesini birleştirme hayali görüyordu. Ancak Türkiye'den anlayacağı dilden iyi bir tokat yemişti. Irak devletine hainliği devam ediyor. Irak merkezli hükümetin Türkiye ile imzaladığı son askeri mutabakat saptı, Bafel Talebani için çukura yuvarlanma haberidir. Amerika ile Irak'ı bölme planına kilit vuracak pençe atıldığı, kilit kapandığı anda Bafel kazdığı çukura gömülecek, işbirliği yaptığı PKK-YPG'ye teröristan kurdurma planına son verecek. Türkiye ile Irak arasındaki askeri mutabakat saptı, 21. yüzyılın stratejik koridorlarından birisi alınan kalkınma yolu güvenliği içinde daimi güvenliği sağlayacak. Türkiye'nin Irak'taki jeopolitik hamleleri Amerika'nın uykularını kaçırdı. Nitekim Türkiye ile Irak Ankara'da mutabakat metni imzalarken Amerika Dışişleri ve Savunma Bakanları acele olarak Irak yönetimini aradılar. Amerikan askerlerinin Irak'ta kalmaları için talepte bulundular. Irak hükümeti de ABD askerlerinin Irak'ta kalmasına uygun bulan bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Derin ABD, Ahtapot kolları Büyük Orta Doğu'nun her yerinde.
üstleri yetmiyor gibi Bafra Körfezi, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz'de Amerikan uçak, savaş, atom denizaltıları cirit atıyor. ABD üsleri ve ilave donanmalarıyla 90 bin ABD askerinin bölgeye çöktüğü değerlendiriliyor. Sadece 2 uçak gemisi ve 30 savaş gemisi atom denizaltılarında toplam 30 bine yakın ABD askerinin pusuda beklediği anlaşılıyor. Sonuç olarak derin ABD Orta Doğu'ya adeta çökmeye çalışıyor. ABD'nin dev silah balonları istiyor. ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon savaşlara teşvik ediyor. Yeni krizler çıkarmak için çökülecek ülkeler listesi hazırlanıyor. ABD ahtapotuna dikkat edin.